şu anda yapılmak istenen olayın Erdoğan'ın özellikle milliyetçiliğe, Türk milliyetçiliğine doğru yönelişini daha da hızlandırdığı muhakkak ve Erdoğan'ın yine bir süredir yaşanan Kürt seçmenle, Kürt tabanla kopuşunu daha da hızlandıracağı da muhakkak. Çok iyi hatırlıyorum, Kobani'nin IŞİD tarafından kuşatılması sırasında Erdoğan'ın attığı ya da atmadığı bir takım adımlar Güneydoğu'da çok ciddi bir şekilde tepkiye yol açmıştı. Erdoğan'ın bir seçim mitingini hatırlıyorum. Diyarbakır'da gittiğim mitingde kendisini reisçi olarak tanımlayan bazı kişilerin buna rağmen, oylarını vermelerine rağmen Kobani'deki tavrı nedeniyle kendisine çok kırgın olduklarını ifade ettiklerini bizzat bana söylediklerini çok iyi hatırlıyorum. Şu anda Suriye'de, Fırat'ın doğusunda yapılmak istenenler Türkiye'de çoğunluğu oluşturan kesimlerin önemli bir bölümünü memnun edebilir. Ancak Türkiye'de çok ciddi bir şekilde burada yaşanabilecek olanlardan endişelenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olduğunu da görmek lazım. Ve bir iktidar, bir siyasi iktidar sadece ve sadece ülkenin çoğunluğunu oluşturanlara sırtını dayayarak varlığını sürdüremez. Çoğunluğun oyuyla belki iktidara gelebilir ama iktidarın kalıcılığı, iktidarın istikrarı aynı zamanda çoğunluk olmayanların da bir rızasıyla mümkün olabilir. Bu rıza noktasında Erdoğan iktidarı Türkiye'de Kürtlerden giderek uzaklaşmakta ve bu onun krizini daha da derinleştirmekte.